Evet arkadaşlar şimdi boya renkleri diyoruz. Boya renklerimizde ışıkta bulunan ana renkler artık ara renk. Ara renklerin ise ana renge dönüştüğünü söyleyebiliriz. Boya renklerimizde siyan renk bizim için neydi arkadaşlar? Mavi artı yeşildir diyebiliyoruz. Magenta değerimizi yazarken ne demiştik? Mavi artı kırmızıydı. Ve sarı rengimizden de bahsederken ne diyorduk? Kırmızı artı yeşildir diyebiliyorduk. Şimdi siyanla sarıyı karıştırdığımız zaman ikisinin kesişim noktası hangi renk oldu arkadaşlar? Yeşil. O zaman ne diyebiliyorum? Siyan artı sarı eşittir. Neydi siyan dediğimiz renk? Mavi artı yeşil. Sarı dediğimiz değer ise kırmızı artı yeşildi. İkisinin kesişim noktası yeşil olduğu için boya renklerinde direkt yeşili oluşturduklarını söyleyebiliyoruz. E peki siyanla magentayı karıştıracak olursak siyan artı magenta diyelim. Arkadaşlar siyah renk bizim için mavi artı yeşildi. Magenta bizim için mavi artı kırmızıydı. İkisinin kesişim noktasının artık mavi renkte olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da sarı rengimiz ile magentayı karıştırdığımızı kabul ediyorum. Sarı renk bizim için kırmızı artı yeşil. Magenta ise mavi artı kırmızıydı. E buradaki kesişim noktası artık kırmızıysa sarı ile magentanın karışımından kırmızı boya rengini oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca siyan artı sarı artı magenta arkadaşlar bizim için siyah rengi verecektir diyebiliyoruz. Boya renklerinde üç rengimizin karışımı bize siyah rengi verecektir. Müzik